geldi. Ne? Açıyorum işte. Aç. Tamam açıyorum. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Meltemciğim. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Gel gel. Hoş geldin Aydın abla. Hoş geldiniz. Havuç, ne kadar büyümüşsün sen böyle? Tam çıkılacak kıvama gelmişsin. Kızlar boş bırakmıyordur seni. Çok şükür. Öyle bir sorunu yok. Çok rahat kendisi, çok boş. Emine kız, sen hiç yaşlanmamışsın. Ne yapıyor senin konsantre Kadir İnanır? Ejder Hüseyin mi? Ha. Hiç ne yapsın? 10 yıldır öyle gürleyip duruyor hala işte. Sen nasılsın Haluk? Ya ne diyorduk biz buna Meltem? Taş adam mı, taş ocağı mı ne diyorduk? Fren. Neyse ne. Yaşlanmışsın ama saçlar beyazlamış yani. Aslında 2 saat öncesine kadar simsiyahtı bu saçlar. Ama senin geleceğini öğrenince birdenbire beyazladı. Ama hiç değişmemişsin. Hala aynı kötü mizah yani. Ama üzülme. Beyaz saç iyidir. Otobüste falan yer verirler sana. Aylin'cim. Yani daha nasılsın? Nasıl olsun Meltem'cim ya? Memleketi çok özlemişim. İner inmez de toprağı öptüm. Nasıl ya? Bayağı yeri mi öptün yani? Yok canım. Toprak benim Twitter'dan bir takipçim. Beni karşılamaya gelmiş havaalanına. İner inmez ona sarıldım öptüm. Herkese hediye alamadım ama çocukları aldım. Ay bunu Duygu'ya aldım mesela. Çok güzel bebek değil mi? Sonra veririz bunu. Bunu da sana aldım Havuç. Biliyor musun? Sen hakikaten çok değişmişsin. Yani eskiden olsa bebeği Havuç'a verirdin, arabayı Duygu'ya. Amerika beni çok geliştirdi taş ocağı. Koskoca adama oyuncak mı aldın? Ben giderken bunlar küçüktü, çocuktu daha yani. Duygu da bu kadar büyüdü mü? Vallahi babamdan daha düşüncelisin Aylin abla. Babam bu kadarını bile yapmıyor. Mesela hala arabam yok. Aa! Çok ayıp taş ocağı. Amerika'da herkesin arabası var. Benim bile var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buna bir beyin tomografisi çektirsek içi bomboş çıkar. Aylin, sana bir şey soracağım. Sen hiç IQ testi yaptırdın mı? Yaptırmaz olur muyum? Taş ocağı Amerika'da yaptırdım. Ha. Kaç çıktı? 90, 60, 90. Öyle bir IQ mu var ya? Yani testi yapan adam öyle söyledi. Yani ben de bu kadar büyük bir rakam beklemiyordum. Aylin. Senin en çok neyini beğeniyorum biliyor musun? Neyi mi taş ocağı? Zekamı. Ay hep söylersin zaten bunu. Çok teşekkürler taş ocağı. Arın. Amerika macerası nasıldı? Yani işte gittim, gördüm, geldim. Bu kadar. Epey bir özet oldu bu. Yani işte biraz özet oldu yani. Özetle böyle. Ay yani şimdi sen buradan Amerika'ya gittin. 10 sene boyunca ortadan kayboldun. Sonra çıktın geldin. Ve anlatacağım bu kadar. Yani işte. Ta 10 yıldır oralarda böyle evlenecek birini bulamadın mı? Patrick'le evlenecektik aslında. Hatta ev bakmaya bile başladık. Ama emlakçı Johnny ile biraz fazla ev baktım galiba. Sonra Johnny ile mi çıktın? Evet. Hatta evlenince birlikte yaşayacağımız evi bile tuttuk. Sonra evi boyamaya David geldi. Tamam.
daha fazla anlatma. Aylin, neden böyle birini seçmiyorsun? Böyle birinde karar kılsan, onunla böyle güzel bir yuva kursan, değil mi? Ben de istiyorum aslında bunu Taş Ocağı. İstemiyorum mu sanıyorsun? Ama işte Amerika'da kendime uygun birini bulamadım. İnşallah bulursun. Hani eğer birisini bulursam senden gelip isteyecekler. Ailede en yaşlı görünen insan sensin tabii. Aylin abla, senin neden Twitter'daki ismin Aylin Yulin? Anlatayım. Aylin Yulin Şilins. Çok güzel espri değil mi ya? Çok güzel espri ha. Ben bir lavabo yiyeyim. Koridorun sonunda. Bu çatlak burada ne kadar kalacak? Kuzenime çatlak deme. Ay özür dilerim. Çatlak olmayan kuzenim burada ne kadar kalacak? Ne bileyim, telefonda 10 gün falan dedi. Bence Johnny'leri, Henry'leri falan özler o. Kalmak istemez fazla, hemen döner. Tabii canım, Amerika verken burada ne yapsın? Ya bence de. İnşallah. Tabii canım, 10 gün çabuk geçer. Tabii canım, sayılı gün ne olacak, hemen biter. Tabii tabii, artık o kadar idare edeceğiz. Aylin Hanım, biz bir şey merak ettik de sormak istiyoruz. Burada ne kadar kalacaksınız? Nasıl ne kadar? Ben Amerika defterini kapattım. Artık hep buradayım. Biz geldik. Emine, Aylin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aylin nerede? Kalkmadı daha. Ana. Uyandırmaya çalıştım ama kalkamam dedi. Cırtlak oldum ben, kalkmam dedi. Cırtlak mı? Vallahi ben de anlamadım. Öyle sesi filan da pek cırtlak çıkmıyordu ama. Ha ya, cırtlak dememiştir, jet lag demiştir. Ama neyse işte, Allah acil şifalar versin valla. Ay, günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın mı? Akşam oldu. Ne akşamı Taş Ocağı? Daha San Francisco'da sabah 8. Sen en iyisi bu saatini artık Türkiye'ye göre ayarla. Bu ne ya? Akşam oldu. Sen bütün gün yataktan çıkmadın mı? Jet lag olmuşum. Geçmiş olsun. Ay, acaba bir doktora falan mı götürsek, ne yapsak? Emineciğim, jet lag bir hastalık değil. Yani bir çeşit uyku sersemliği, uçak sersemliği. Uçak sersemi mi? Ya bu böyle uzun uçuşlarda oluyor. Yani saat farkından dolayı böyle kafan hafif sarhoş gibi oluyor. Çok fena bir şey bu jet lag vallahi. Gerçekten böyle bir manyak gibiyim. Biraz. Sana her gün jet lag. Neyse hadi uzatmayalım. Bak özlemişimdir diye sana kebap aldım, lahmacun aldım. Emine, hemen hazırla şunu. Sırf senin için aldım ha. Ben hiç kebap yemedim, hayatımda yemem. Bundan sonra da asla yemem. Yersin yersin, hadi hadi hadi, çabuk çabuk. Ölüyoruz açlıktan, hadi. Emine hadi, öldük açlıktan. Ya sabah sabah ne kebabı ya Haluk? Hala sabah sabah diyor ya. Kızım dışarısı kapkaranlık, baksana ne sabah. San Francisco'da şu an sabah 8 Taş Ocağı. Emine, biliyorsun ben kebap yemem. Sen bana bir çorba, salata, bir şeyle hazırlayıver, olur mu? Sen de yersin değil mi? Ben hiçbir şey yemem, sadece kahve istiyorum. Kahve, kahve. İyi, bütün kebapları ben yerim o zaman. Aman afiyet olsun. Baktım. Sizin kebaplara müşteri çıktı galiba. Sabah sabah kim ya? Daha San Francisco'da sabah 8. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Emine abla? Ay. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok iyisin. Sağ olun, teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. Ben Berke, Berke ben. Merhaba. Memnun oldum. Hoş geldin anne abla. Ay bana sakın bu Duygu demeyin. Tamam demeyiz. Sen de ha babam San Francisco'da saat şu anda bilmem kaç deme. Hadi hadi geçin geçin. Hadi hadi Duygu, hadi Duygu.
değil. Sana bebek aldım abi mi? Emine hadi ölüyorum açlıktan. Kolumu yalıyorum bir saattir. Şu güzelliğe bak be. Ay Haluk, nasıl yiyorsun böyle şeyleri sabah sabah ya? Şöyle, bak göstereyim. Bunu böyle dürüm yapıyorsun. Ondan sonra olay şu. Yakında ölür bu taş ocağı. Bak ben sana söyleyeyim Meltem. Bütün damarları tıkanır. Aman ağzınızdan yel alsın Cetlak Hanım. Ay. Hiçbir şey olmaz. Ana arterler açık olsun yeter. Benim asil kanım akacak bir yerler bulur. daha nasılsın bakalım Aylin? Çok iyiyim Kemal amca. Üzerinize afiyet. Biraz cetlak olmuş kendisi. Siz de girlfriend yapmışsınız duyduğum kadarıyla Kemal amca. Yalnızlık zor şey be kızım. Yalnız Yeliz Hanım çok hanımefendi. Çok saygıdeğer bir insan. Biz ona kısaca Kraliçe Yelizabeth diyoruz. Genç mi bari? Benim yaşımda. Daha genç birini bulsaydınız ya. Ne? Sen çok yaşlandın artık Kemal amca. Birkaç seneye kalmaz elden ayaktan düşersin. Kadın genç olsaydı sana bakardı yani. Ay anne sen ne biçim konuşuyorsun? Yani babam gayet iyi. Niye elden ayaktan düşsün ki? Tabii canım. Türk gibiyim maşallah vallahi. Ay iyi sevindim. Zaten şunun sırasında birkaç seneniz kaldığına göre o senedir de güzel geçirirsiniz. Kız acaba neyle kafayı buluyor bir bilsem. Jetlag olmuş ya Haluk Bey. Hoş görmek lazım. Sadece jetlag değil, aynı zamanda çatlak. Batı Anadolu çatlağı. Nereden buluyorsun bu lafları ya taşınacağı? Beklemiyordun değil mi böyle bir şey? Aslında düğününe gelmeyi çok istemiştim ama olmadı işte Duygu. Nasip değilmiş. Bir dahakine inşallah. Bir dahakine mi? Yani gerçi biz bir daha evlenmeyi düşünmüyoruz ama. Bu işler belli olmaz belki. Bir bakmışsınız boşanmışsınız. Bir bakmışsın Duygu başka biriyle evleniyor. İşte o düğüne kesin gelirim ben. Nasıl sözler böyle? Hangi sözler? Deminden beri söylediklerin. Canım o ne söylediğini biliyor mu? Öylesine konuşuyor. Cetlek nedir Haluk Bey? Söylediklerinin yarısını anlamadım Haluk. Öyle mi? Ben tamamını anlamazsın diye düşünmüştüm. Demek ki daha dikkatli konuşmam lazım. Biraz daha dikkatli konuşsan iyi edersin. Bak şu en son söylediklerinden de bir şey anlamadım mesela. Sende ne var ne yok Aylin? Evlenecek bir adam hala bulamadın mı? Buldum Kemal amca ama yani iş evlilik noktasına geldiği zaman olmuyor. Zaten sana o noktaya kadar tahammül eden adamı tebrik etmek lazım. Asıl ben tahammül edemiyorum Haluk. Yani önce tamam bununla evlenebilirim diyorum ama sonra... Sonra? Sonra bir bakıyorum adamın IQ sıfır. Kafa tın yani. Peki bir şey soracağım. Sen bu adamların kafasının tını olduğunu nereden anlıyorsun? Evlilik lafını duyunca toz oluyorlar Haluk. Akıllı bir adam beni kaçırır mı? Var mı bunun gibisi? Kebap candır, kandır, hayattır. İster misin? Yok kahve içiyorum ben. Bak bitmek üzere. Pişman olma sonra. Ay çok güzel yiyor ya. Benim de canım çekti. Ben biraz önce hayatta yemem diyordun. Yani işte ben sabah kalkar kalkmaz yemem diyordum. Şimdi San Francisco'da saat 9 falan olmuştur. Yiyebilirim yani. Amerika'da kebap zamanı yani. Bence de yemelisin Aylin. Yani Amerika'da kim bilir kaç senedir yememişsindir. Orada nerede bulacaksın kebabı? Hani kendin yapmaya kalksan yapamazsın. Yok bulmuş babacığım bulmuş. 10 yıl boyunca kebap yapmış. Hiç çalışmamış. Ay bana da sarsana bir tane taş ocağı.
Sen değil miydin biraz önce bu ağır şeyleri yersen ölürsün diye? Emel tam bir saattir yiyor. Hiçbir şey olmuyor adama ya. Hoppa. Bla, bla, bale. Canlı bomba gibi. Ne zaman ne söyleyeceği belli olmuyor. Tamam canım, yani biraz patavatsız. Biraz mı? yani sonuçta iyi niyetli bir kız. Yani bunu kötü niyetle yapma. Keşke kötü niyetli olsa da dilinin de biraz kemiği olsa. Ben baktım. Aileciğim. Ay canım, nasılsın? Merhaba, nasılsınız? Ne var? Merhaba. Canım, ne haber? Hoş geldin. Ne haber oğlum? Nasılsın? Ne var? Yok, iyisin. Meltem, merhaba Meltem. Nasılsın? Ne var? Yok. Sağ ol Tınacığım. Gel. Gel şuna. Ay Aylin'cim, hiç değişmemişsin. Aynısın. Evet, ben değişmedim ama Gönül'cüm sen bayağı bir kilo almışsın galiba. Ha? Ama Selami aynı, hiç değişmemiş. Ben Selami değilim, ben Tuna'yım. Selami güzel isimdi. Niye değiştirdin ki ismini? Aylin'cim, şimdi Selami başka, Tuna başka. Yani Tuna başka biri. Selami'ye ne oldu? Öldü mü yoksa? Ayol niye ölsün? Ölmedi. Biz boşandık. Ben Tuna ile evlendim. Şöyle ben anlatayım. Selami ile ayrıldılar. Artık yok. No. No Selami. Ha, no Selami. Yok Selami. Tuna ile evlendiler. Şu Selami konusunu kapatabilir miyiz lütfen? Ay ya kız, ne yapsın Tuna? 10 yıldır Amerika'da yaşıyordu. Bilemez yani. Tabii yani, yoksa neden Selami diyeyim ki? Ama Selami de demişken aklıma geldi. Günün Selami çok iyi adamdı. Ondan iyisini de bulamazsın, sana söyleyeyim yani. Aylin'cim, bu Selami konusunu kapatalım canım, ha? Tamam Meltem, ama bak yine sen Selami dedin. Ben açmıyorum ki bahsi. Ya Gönül, sen bayağı kilo almışsın gerçekten ya. Haluk'un söylediği kadar var mısın yani? Ne diyor ki Haluk? Ay ben söylemeyeyim, pot falan kırmayayım yani. Zaten ayaküstü bin tane pot kırdın. Bir tane daha kısam bir şey fark etmez yani. Ama önemli değil. Ben onun yüzüne karşı da tombul teyze olduğunu söylüyorum. Evet işte, tombalak teyze olmuş diyor senin için. Ya bir kere hiç de değil. Ayrıca Gönül kilo verdi değil mi Gönül? Yani yavaş yavaş da eski formuna kavuşacak. Ayrıca bu elbise biraz robadan diye kilolu duruyorum ya. Tabii. Robadan mı badan yani, bayağı kilolusun. Kilo almışsın açıkçası. Ayrıca da diyorsun yani kilo vermiş hali. Daha önceki hali neydi onu çok merak ediyorum yani. Aylin'cim, Gönül kilolu değil. Evet, bence de balık etli desek daha doğru olur yani. Hani sen beni zayıf buluyordun Tuna? Ben yani zayıf olarak söyledim. Yani hangi balık? Yani balığın ya et olarak diyorum. Yani tamam, zayıf... tamam. Bitsin artık bu konu. Tamam, ben kapattım konuyu Gönül. Ya Gönül, bu da aynı Selami gibi kılıbık. Sen nereden buluyorsun bu kılıbıkları ya? Pardon, Selami light'tı. Bu zero, sıfır yani. Ay kapatalım şu Selami konusunu. Yani Gönül rahatsız olmuştur. Ayıp. Kapatalım, zaten saat de geç oldu. Ben bir Aylin'i göreyim istedim. Hadi kalkalım biz Tuna. Aa, ne geç Gönül'cüm ya? Daha San Francisco'da öğlen. Ama geç, bizim için geç. Türkiye'de geç. Hadi çekil şuradan. Ay. Hadi canım, hoşça kal. Ben geliyorum. Tekrar hoş geldin Aylin. Sen de? Gönül'cüm. Ay, iyi bir daha gelin ne olur. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Yani bunu saymıyorum.
Hadi hoşça kalın, görüşürüz. Yürü, yürü hadi sen de. Pardon Tuna, bak. Oydu. Ne oluyor ya? Hangi komşudan geliyor bu müzik sesi? Bilmem. Haluk. Hı. Abi komşudan gelmiyor. Kalk, bizim evden geliyor. Kalk kalk kalk. Ne yapıyorsun sen ya? Spor yapıyorum Haluk. Ya gecenin dördünde ne sporu Aylin? Herkesi uyandıracaksın. Şu anda San Francisco'da saat 6. Ve ben her gün saat 6 gibi spor yaparım Meltem. Ama burası Türkiye ve komşularımızın hepsi de Türk. Ve yarın Türk saatine göre işe gidecekler. Hadi Aylin git ya. Hadi, hadi. Jetlag oldum dedim ya Meltem. Uyuyamıyorum. İyi de güzelim, sen uyuyamıyorsun diye herkesi uyandıramazsın ki. Ama siz gidip uyuyun. Ben uyumuyorum diye sizin de uyumamanız gerekmiyor ki. Aylin'cim, sen böyle kitap falan okumayı denesen yani. Belki okurken uykun gelir, ne dersin? Ama müziği açmadan. Ben kitapların filmlerinin çıkmasını bekliyorum taş ocağı. Öyle daha güzel oluyor. Peki o zaman ne bileyim, film seyret ama kısık sesle. Film seyrederken uykum gelmez ki benim. İyi o zaman sen de gidip uyumayı dene Aylin. Ya bu jetlag halinden kurtulman lazım. Ya jetlag halinden kurtulur da çatlak halinden nasıl kurtulur onu bilemiyorum. Siz uyuyamayınca ne yapıyorsunuz? Koyun sayıyor. Ama bu senin için biraz zor olabilir çünkü sen ona kadar saymayı biliyorsun. Çok komik. Peki mesela sayıyorsun ya koyunları. Hı. Koyunlar bitince ne yapayım? Eski erkek arkadaşlarını say. Onlar say say bitmez nasılsa. Git yat. Git yat. Peki ayağımızda mı sallayacağız? İstersen gel aramızda uyu. Canım çok sıkılıyor. Kalkın sohbet edelim biraz. Biz bu Aylin'le yaşamaya mı gideceğiz? Aylin'cim hadi git yat canım. Hadi git yat. Hayırdır Aylin Hanım? Erkencisiniz. Ne zaman kalktınız? Ne kalkması Emine? Hiç yatmadım ki. Ama neyin? Siz hala jet lag mısınız yoksa? Maalesef. Yani hiç uyumadım. Aslında şu anda San Francisco'da saat gecenin 11'i ama olsun yine de yani. Aylin, sen daha hiç yatmadın mı? Meltem Hanım, San Francisco'da daha gecenin 11'i. Nasıl yatsın? Şey yemeyecek mi bu?
Gecenin bu saatinde yemek yenir mi taş ocağı? Pardon? San Francisco'da şu an gece saat 11 taş ocağı. San Francisco'da gece olabilir ama Üsküdar'da sabah oldu Aylin Hanım. Aylin, hadi, hadi kalk gel bir şeyler ye, hadi. Ya bırak şu San Francisco'yu, o saati de bırak, hadi gel. Meltem Hanım, ben bunun sonunu hiç iyi görmüyorum. Bir an önce jet lag tedavisine başlamamız lazım. Ben yatıyorum. Aa! Olmaz. Ne olmaz? Yatamaz mıyım yani? Yatamazsın. Çünkü eğer şimdi yatarsan gece uyuyamazsın, biz de uyutmazsın. Aylin, bak ne olur bugün sık dişini uyuma. Ha? Nasıl sıkayım ya? Gözlerimden uyku akıyor resmen. Kız da haklı şimdi Meltem Hanım. Amerika'da herkes yattı. Bir tek bu kız ayakta. Sen böyle kahve falan iç. O seni böyle ayık tutar. Hı, sana kahve yapalım mı? İster misin? Hadi Emine, bir kahve hadi. Gel, gel, gel. Bak ne güzel kahvaltılıklarım. Bak, bak bu biliyor musun ev yapımı? Heh, hadi. Aylin, bir şey yap, uyu. Aylin! 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 Bak, uyan, geliyor kahve. Alo. Aylin. Alo. Ne oluyor ya taş ocağı? Uyuyorsun, uyuyorsun, uyuyorsun. Uyuma. Uyumuyorum hem gözlerimi dinlendiriyorum. Aylin. Bak ne diyeceğim. İstersen sen kahvaltıdan sonra çık birazcık böyle bir dolaş etrafta, hem açılırsın ha? Hiç halim yok Meltem. Hem dışarı çıkarsam uykum açılır. Zaten uykun açılsın diye dışarı çık diyor sana. Aylin, o zaman sen kahvaltıdan sonra ne bileyim bir televizyon seyret, bir şeyle meşgul ol. Evet, yeter ki uyuma. Uzanmak serbest mi? Hayır. Hayır. Bitince istersen Emine daha yaparsan. Hadi geç kalıyoruz. Gözün üstünde olsun. Eğer uyursa hemen uyandır, tamam mı? Siz merak etmeyin. Ben buradayken gözünü bile kırpamaz. Merak etmeyin siz. Merak etmeyin ya bak canım. Anahtarı alsana. Güle güle. Hadi. Aylin Hanım. Gene uyumuş ya. Aylin Hanım. Aylin Hanım. Hadi kalkın da bana biraz... Şey maceralarını anlatın, öyle Amerika maceralarını anlatın. Hadi canım kalksanıza. Ay Allah'ım ya. Ya iki dakika bırakmaya gelmiyor. Ne yapacağız şimdi biz? Başımız bayağı bir şey oldu bu. Aylin Hanım. Aylin Hanım hadi kalkın. Aylin Hanım. Aylin Hanım kalkın canım. Ama ben sizinle uğraşamam ki canım akşama kadar. Hadi kalkın. Aylin Hanım. Hadi kalkın, kalkın. Hadi, hadi. Kalkın. Hadi kendinize gelin şöyle bir kalkın. Ben size güzel bir kahve yapayım gene. Hadi kalkın. Aylin Hanım. Alo Aylin Hanım. Ay bayılacağım ya. Bayılacağım. Kalkma da hala. Aylin Hanım. Yok. Dünya yıkılsa kalkmayacak. Hani yani böyle yangın falan çıksa şuralarda bir yerde evin içinde... ...fosur fosur uyumaya devam edecek. Yo. Aslında böyle yangın falan çıksa... ...o zaman uyanır ya. Kesin uyanır. İmdat! Yangın var! Yangın! Yangın var! Ne oluyor Emine ya? Ne oluyor ya? Yangın var. Yangın var Aylin Hanım. Çok fena.
İçeride. Orada içeride, içeride. Mutfakta yangın var. Birazdan böyle alevler bu tarafa, bu tarafa gelecek. Kalkın hadi, kalkın, kalkın. Yangın oradan buraya gelince bana haber ver olur mu? Benim çok uykum var. Oradan buraya gelince. Ay Allah'ım ya. Delireceğim ben. Kafayı yiyeceğim ya. Ben biliyorum şimdi. Seni nasıl uyandıracağım? Dur bekle bakalım. Alo, belge mühendisi. Ne var Emine? Hüseyin, hemen buraya geliyorsun. Aylin Hanım çok fena jetlag oldu. Ne oldu, cırtlak mı? Şükrü ile senin içkili haliniz gibi bir şey. Kafa 1 milyon kızda. Şu an ne yapıyor, arıza mı çıkartıyor? Yok, uyuyor. Ya bırak uyusun kızım, ne zararı var ki? Ya uyumaması lazım Hüseyin. Akşam uyumuyor. O zaman da kimseyi uyutmuyor. Hadi sen Şükrü'yü al da gel. Hadi. Tamam tamam. Geliyoruz. Ne diyor abi? Ne olmuş? Meltem Hanım'ın Amerika'dan gelen kuzeni var ya, cıtlak olmuş. Cıtlak mı olmuş? Habire uyuyormuş oğlum. Gidip uyandıralım şunu sebabına. Biraz laflarız. Hadi. Uyandıralım abi. Jetlag bizim işimiz. Geldim. Hah, geldim. Gelin beygir mühendisler. Geçin, geçin. Nerede Aylin Hanım? Kalebede işte. Ne yaptıysam uyandıramadım. Hüseyin abim, o gümbür gümbür sesiyle bir bağırsın. Bakalım uyuyabilecek mi? Ha, ben de onun için çağırdım zaten. Hadi Hüseyin gümbür de bakalım. Çok gümbür de, çok. Çaylar! Canlı almışsın ya. Daha da nasılsınız Aylin Hanım? İyiyim, sen nasılsın konsantre Kadir İnanır? İyiyiz, andolsun. Ama iyi olacak tabii. İş yok, güç yok. Bütün gün öyle jetlag gibi yatıyor işte. Adam hasta etme bile. Sorması ayıp, Amerika'nın neresindensiniz Aylin Hanım? San Francisco. San Francisco'yu avucumun içi gibi bilirim Aylin Hanım. Gitti mi hiç? Ama nereye gidecek canım? Onun cebinde otobüsle karşıya geçecek, parası bile yok. Gitmedim ama televizyonda San Francisco sokaklarını seyrettim zamanında. San Francisco sokaklarını avucumun içi gibi bilirim. Ben de Texas'ı çok iyi bilirim. Sen Texas'ı nereden biliyorsun Şükrü? Dallas'tan Hüseyin abi. Hector söylemesi, oradaki Lucy'ye bayağı tutulmuştum zamanında. Suel'in de harbi kadındı be. Öyle. Vallahi bir oturuşta bir şişe viskiyi bitiriyordu hatun. Ay Hüseyin. Ya bu kadın gene uyudu ya. Merak etme sen yenge. Hüseyin abim şimdi olaya el koyar. Buyur Hüseyin abi. Aylin Hanım nereye böyle? Dışarı çıkacağım Emine, yoksa evde oturursam uyuyorum yani. Ha, doğru söylüyorsunuz. İyi edersiniz. Siz bir çıkın gelin. Hani akşama da böyle rahat rahat uyursunuz hep. Ha. Belki eski arkadaşlarımı da bulurum. Ahmet, Burak, Bülent, Selim, Can. Oo, maşallah futbol takımı gibi. İşlerine bir tane kız bile yok. Ne yapayım, erkeklerle daha iyi anlaşıyorum. Aradan da o kadar yıl geçti. Bulabilir miyim bilmiyorum tabii onları da. Yok siz merak etmeyin. Eskilerini bulamasanız bile yenilerini mutlaka bulursunuz. Siz şöyle sokakta bir yürüyün. En azından 25 tane adam sizinle arkadaş olmak isteyecektir. Doğru söylüyorsun Emine. Eskileri nereden bulacağım şimdi? Hadi hayırlısı bakalım. Hoşça kal. Ha Aylin Hanım. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Sakın geç kalmayın. Hani siz belki unutmuşsunuzdur. Yani Haluk Bey fırçasıyla pek ünlüdür biliyorsunuz değil mi? Fırça yemeyen sonra. Biliyorum. Bye. Güle güle. Dikkat edin. Ay Haluk, ne yapsak? Polise mi haber versek? Ne diyeceğiz? Eşek kadar Amerika'ya tek başına gidip gelmiş bir kız kayıp mı diyeceğiz? Ay ne bileyim yani bu saate kadar nerede olabilir ki? Saat oldu 2. Hani şimdi evi de bulamayacak. Odasından salonu nasıl buluyor ona bile hayret ediyorum. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Aha geldi.
Merhaba. Aylin, neredesin sen? Geç. Saatten haberin var mı? Batı Anadolu çatla. Saat sabahın ikisi. San Francisco'da daha gündüz taş ocağı. Ay zaten liseli kızlar gibi akşamın dördünde eve geldim. Başlayacağım bu San Francisco'suna. Çok endişelendik Aylin. Neredeydin? Ay, arkadaşlarla buluştuk Meltem. Ayrıca da bu kadar merak ettiyseniz telefon açsaydınız. Telefonumu evde unutmuşsun hanımefendi. Olur mu? Aldım yanıma, hatırlıyorum. E al işte burada. O bizim DVD'nin kumandası Aylin. Ya diyorum sana, çatlak diyorum ya. Daha kumandayla telefonu karıştırıyor. İkisinin üstünde de tuşlar var taş ocağı. Karıştırman normal yani. Aylin'cim, hadi sen artık yat da şu jetlag olayından bir kurtul. Ne dersin canım? Sporumu yapmayayım mı? Hayır. Hadi size iyi geceler. İyi geceler, iyi geceler. Haluk, ben gideyim buna bir uyku ilacı vereyim. Gece uykuyu garantileyim. Dur. Şşş. Uyku ilacını falan boş ver. Sert bir cisimle kafasına vur. Ben çok ciddiyim. Ben sana yapacağımı biliyorum. Allah çatla. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ya niye sadece 10 tane parmağımız var ya? Keşke daha çok olsaydı. Niye? Tabii yani toplamaları parmaklarıyla yaptığı için ondan fazla hesaplarda zorlanıyor biraz. Hiç de değil taş ocağı. Yani 10 taneye oje sürdüğün zaman çok çabuk bitiyor. 40 tane falan olsaydı biraz oyalardı beni diye. Sabahtan beri 5 kat boya sürmüştür herhalde. Niye? Boya mı tutmuyor? Aslar çekseydin. Can sıkıntısından yapıyorum herhalde taş ocağı. Aylin'cim yani illaki tırnaklarınla ilgilenmek zorunda değilsin ki. Yani oyalanacak başka bir şey de bulabilirsin. Yani ama en yakınımda da bunlar vardı. Ayak tırnakları uzak kalıyor herhalde. O yüzden onlarla uğraşmıyor pek. Aylin'cim. Hı? Senin böyle Amerika'dayken bir hobin falan yok muydu uğraştığın? Olmaz mı, vardı. Erkekler. Doğru. Geniş bir sevgili koleksiyonu olduğunu unutmuşuz. Bunlar eski paraya pula da benzemez. Nerede saklıyordun ki? Kalbimde Emine. Of, çok sıkıldım. Yani Amerika'da bunca yıl sıkılmadın da şimdi mi sıkılıyorsun? Haluk haklı Aylin. Yani kendine bir uğraş bulman lazım. Ay uğraş dediğin de şimdi insanı uğraştırır Meltem. Hadi buyur bakalım, buradan yap. Kızım, Fatih Sultan Mehmet 19 yaşındayken İstanbul'u fethetti. Madame Curie 36 yaşında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Yetmedi, birkaç sene sonra da Nobel Matematik Ödülünü aldı. Üstüne bir de cila çekti. Sen ne yaptın? İstanbul fethedilmiş artık zaten. Bana bir iş kalmamış ki. Öbürü kimdi? Madame? Curie. Curie baharatını mı bulmuş o? Ay bunlar buldukları şey isimlerini veriyorlar ya ondan. Oradan anladım. Ay ayrıca da sadece bir baharat buldu diye niye Nobel ödülü vermişler ki onu? Anlamadım onu. Tamam. Bunlar büyük şeyler. Sen küçük bir şey söyle. Yaptığın küçük bir şeyi söyle. Çok şey yaptım. Say. Ya bir tane söyle. Bir taneye bile fitim. Lütfen söyle. Haluk'cum, ya şimdi fazla üstüne gitmeyelim. Yani Aylin Amerika'dan yeni geldi sayılır. Ya, en heyecanlı yerinde kesmeyin Meltem Hanım ya. Bakalım bir şey bulabilecek mi Aylin Hanım? Merak ettim ben çok. Bir şey bulabildin mi?
Ay daha çok gencim ben taş ocağı önümde. Uzun yıllar var. Senin gibi yaşlı değilim ben. Ya tabii tabii. Bak görürsün Haluk. Öyle bir şey yapacağım ki tarihe geçeceğim. Canım o kadar da dert etme yani. Haluk takılıyor sana. Yok Meltem. Gerçekten çok büyük bir şey yapacağım. Yani gelip yatarak çok büyük ne yapıldığını biliyoruz biz. İyi tamam. Ben çimentocu Emine arayacağım. İçeri gidiyorum. Meltem, Emine. Mutlaka tarihe geçecek bir şey yapmam lazım. Çok büyük bir şey bulmamız lazım bana. Canım, illa tarihe geçmen gerekmiyor yani. Bir şey bul yeter. Tabii ya. Hitler de tarihe geçtiydi ama pek rahmetli anılmıyor kendisi. Aylin'cim, ya mesela bir işe gir. Hem kendine hem topluma faydalı ol. Nasıl bir işe gireyim ya? En iyi yapabildiğin şeyle ilgili bir işe girebilirsin. Aman bizim Hüseyin gibi olma da ne olursan ol. Hüseyin çalışmama rekoru kırdı. Başvursa Guinness Rekorlar kitabına girecek ama tembellikten ona da başvuramıyor. Buldum! Bir rekor kırıp Guinness Rekorlar kitabına gireceğim. Önceki rekorlara biraz göz atalım. Bakalım neler yapmışlar. Dünyanın en uzun süreli ağaç dalında oturma rekorunu kırmış biri mesela. Aa, ağaç dalı mı? Evet, 431 gün ağaçta oturmuş. Oraya yuva yapıp yumurtlasaymış bari. Aylin saçmalama. Ağaç dalında mı oturacaksın? Doğru. Taş ocağı yine oturuyorsun diye dalga geçer benimle. Hareketli bir rekor olmalı. Aha. İşte bak, Hindistan'da bir kadın 123 saat durmadan dans etmiş mesela. Aman canım, o da bir şey mi? Gelsinler de bizim düğünlerdeki kadınları görsünler. Vallahi böyle bir kalkıp oynamaya başladılar mıydı? Oturtabilene aşk olsun. Aylin, bence sen bu sevdadan vazgeç. Buldum Meltem, buldum. Ne rekoru kıracağımı buldum. Ne? Dünya öpüşme rekorunu kıracağım. Bak, bir İtalyan çift 31 saat 18 dakika 33 saniye öpüşmüş. Bunu geçmek çocuk oyuncağı. Ay, nefessiz kalan insan. Gel taş ocağı gel. Dalga geçtiğin Aylin tarihe geçecek yakında. Nereye? Çatlaklar tarihine mi? Hayır. Bir rekor kırıp Guinness Rekorlar kitabına girmek istiyor. Nasıl bir rekor? En uzun süreli öpüşme rekoru taş ocağı. Saçmalama, böyle bir rekor kıramazsın. Ya sen de bana hiç güvenmiyorsun Haluk. Pekala da başarabilirim. Böyle bir rezilliğe izin vermem ben. Ya zaten rekor kırmak için kimseden izin almak gerekmiyor. Dudakların olması yeterli Haluk. Aylin'cim, yani şimdi bu düşündüğün şey pek uygun bir şey değil. Ne var ki bunda Meltem? Yani bu bir rekor. Yani sonuçta bir nevi spor gibi bir şey yani. Bari şu ağaca tüneme rekorunu kırıversen Aylin Hanım ya. Bir yıl ağaca tünersin, ondan sonra da sıcak ülkelere göç edersin. Hayır, ben bu rekoru kıracağım. Hayır. Ay, kusura bakma ama Haluk haklı. Çatlak bu ya, vallahi çatlak. Tarihte hep büyük şeyler yapanlara deli muamelesi yapılırmış zaten. Aylin'cim yani kabul et, bu o kadar büyük bir şey değil. Ya bu kadar tepki gösterdiniz madem, ben de yanaktan öpüşme rekoruna çeviririm. Hayır. Uzaktan öpücük yollama rekoru olsun. Bak şöyle söyleyeyim sana. Yani öpüşmeyi hayal etme rekoru bile kıramazsın, tamam mı? Yani çok istiyorsan eğer git büyüklerinin elini öpme rekoru kır. Tamam mı? Aa, sen ne dersen de taş ocağı. Ben bu yanaktan öpüşme rekorunu kıracağım. Hatta şimdi de sosyal medyadan duyurup adaylarımı bulacağım. Meltem. Yani bu kız beni hasta edecek. Ya yani çok ciddiyim. Ya dayanamıyorum. Deli olacağım ya. Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutar.